Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size difüzyondan bahsedeceğim. Difüzyon ve ozmozda. Bir önceki videoda söylemiştik. Bir pasif taşıma çeşididir difüzyon. Peki nedir difüzyon? Yayılmadır. Maddelerin çok oldukları yerden az oldukları yere doğru yayılmasıdır arkadaşlar. Bu yüzden ne dedik? Yayılma olayıdır. Peki difüzyonda maddeler nasıl taşınıyor? Basit difüzyon nedir? Kolaylaştırılmış difüzyon nedir? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar, oksijen, karbondioksit, amonyak, adek vitaminleri veya su molekülleri fosfolipid tabakasından geçiş yapabiliyorlar. Biz buna basit difüzyon diyoruz. Neymiş basit difüzyon? İşte oksijen, karbondioksit, amonyak, adek vitaminleri, su molekülleri fosfolipid tabakasından geçiş yapabiliyorlar. Biz buna basit difüzyon diyoruz. O zaman basit difüzyonun tanımını şöyle yapalım. Basit difüzyon için şunu söylüyoruz. Oksijen, karbondioksit, amonyak yani NH3, daha sonra etil alkol, bunu da yazabiliriz, etil alkol, adek vitaminleri neydi? Yağda eriyen vitaminlerdi. Yağda eridikleri için fosfolipid tabakasından, yani bu yağ tabakasından geçebiliyorlar. Adek vitaminleri ve su molekülleri. Su molekülleri fosfolipid tabakasından geçebilir. Buna basit difüzyon denir. Basit difüzyon denir. Arkadaşlar, basit difüzyonda taşıyıcı protein kullanılmıyor, enzim kullanılmıyor. Dolayısıyla aslında pasif taşıma için ne yazdıysak aynısı difüzyon için geçerlidir. Gelelim kolaylaştırılmış difüzyona. Kolaylaştırılmış difüzyonda farklı bir olay var. İyonlar, glikoz, fruktoz, galaktoz, daha sonra B ve C vitaminleri, amino asitler, yine su eğer kütle halinde taşınıyorsa, yani büyük bir molekül halinde taşınıyorsa, bunlar taşıcı proteinler ya da kanal proteinleriyle taşınıyor. Hani hatırlayın, bizim hücre zarımızın şeklini hatırlayalım. Bakın şurada ben size göstereyim. Kanal proteinler, bir de taşıyıcı proteinler vardı. Kanal proteinlerinden ve taşıyıcı proteinlerinden taşınma olayına biz kolaylaştırmış difüzyon diyoruz. Nasıl oluyor bu difüzyon olayı? Bakın şöyle düşünün. İşte elimizde bir sürü molekül var. Mesela bir sürü glikoz molekülü var. Şunlar glikoz molekülleri olsun. Bu da benim avucumda taşıyıcı protein olsun. Taşıyıcı protein şöyle yukarıya doğru açılıyor. Açıldığı zaman bu glikoz molekülleri bunun içerisine doluyor ve üst taraftan kapanıyor. Daha sonra taşıyıcı protein alt taraftan açılıyor ve glikoz molekülleri hücrenin içerisine girmiş oluyor arkadaşlar. İşte biz buna kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Hem enerji harcanmıyor hem de kısa sürede çok sayıda molekül taşınmış oluyor. Ayrıca hücre zarından direkt olarak geçemeyen maddeler kanal proteini ve taşıyıcı proteinlerden taşınmış oluyorlar. O zaman yazalım taşıyıcı proteinlerin kullanıldığı kolaylaştırılmış difüzyona. Şöyle diyelim. İyonlar, glikoz, fruktoz, galaktoz. Neydi bunlar? Monosakkaritti, değil mi? Galaktoz, B ve C vitaminleri, daha sonra neydi? Amino asitler, taşıyıcı ve kanal proteinler tarafından taşınır. Buna kolaylaştırılmış difüzyon denir. Arkadaşlar, kolaylaştırılmış difüzyonda en önemli avantajımız neydi? Kısa sürede çok fazla miktarda madde taşınmış oluyor. Kısa sürede fazla sayıda madde taşınır. Yine enzim kullanılmadığı için hücrenin canlı olmasına, ortamın canlı olmasına gerek
yoktur arkadaşlar. Difüzyon olayı bu şekilde. Arkadaşlar difüzyonla ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Difüzyon olayı ortam yoğunlukları eşitleninceye kadar devam eder. Bunu kesinlikle unutmayın. Ortam yoğunlukları eşitleninceye kadar devam eder. Yoğunluk farkı kalkınca, yani her iki ortamda birbiriyle eşit olunca yine bir geçiş olur. Ama yoğunluk farkını artırmıyor. Eşit şekilde geçişler gerçekleşiyor. O zaman şöyle diyelim. Difüzyon ortam farkı eşitleninceye kadar devam eder. Evet, bu şekilde difüzyon olayımız. Şimdi difüzyonda difüzyon hızını etkileyen maddeler, moleküller vardır veya işte faktörler vardır. Bu faktörlerden bahsedelim. Difüzyon hızını etkileyen faktörler arasında molekül ya da iyonun çapı arttıkça difüzyon hızı azalır. Unutmayın, çünkü büyüdüğü için geçiş yavaşlıyor. Daha sonra sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar arkadaşlar. O zaman şuraya yazmak istiyorum bunu. Difüzyon hızı iyon çapından sıcaklıktan ve yoğunluk farkından etkilenir diyelim. Yoğunluk farkından etkilenir. Şimdi bunların neler olduklarını da yazalım. Nasıl olduklarını. Şöyle diyelim. 1. Molekül ya da iyon çapı azaldıkça difüzyon hızı artar. İkincisi arkadaşlar, sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar. Çünkü sıcaklık moleküller arasındaki titreşimi artırıyor. Bu titreşim sayesinde de difüzyon hızlanıyor. Difüzyon hızı artar. Üçüncüsü de yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar. Evet, difüzyonla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bununla ilgili zaten soru çözümü ayrıca yapacağım. Şimdi difüzyonu burada bırakalım. Gelelim artık ozmoza geçiş yapalım. Ozmoz nedir? Ozmotik basınç nedir? Özellikle bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu tür kavramları göreceğiz. Şimdi ozmozdan devam edelim. Şöyle 2 diyoruz ozmoz. Evet, ozmoz. Arkadaşlar, hani bu şekilde de yazılabiliyor. Farklı yazım şekilleri de vardır ama hani o çok fazla önemli değil. Ozmoz. Hani o şekilde aklınızda kalsın. Nedir ozmoz? Su moleküllerinin difüzyonuna biz ozmoz diyoruz. Yani suyun çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere taşınmasına biz ozmoz diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Suyun difüzyonudur. Zaten difüzyonun ne olduğunu biliyoruz. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama madde taşınmasıdır. Arkadaşlar, ozmoz olayında belirli bir zar olmak zorunda. Bu zardan ayrılmış iki çözelti arasında su geçişi gerçekleşiyor. Biz bu olaya ozmoz olayı diyoruz. Ne dedik? Ozmoz için arkadaşlar yarı geçirgen bir zar olması gerekiyor. Su bu yarı geçirgen zardan geçerek ortamdaki yoğunluğunu eşitliyor. O zaman şöyle diyelim. Yarı geçirgen bir zardan suyun geçişidir. Arkadaşlar,
Bu yarı geçirgen zarın oluşu 3 ayrı ortamın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Hipertonik ortam, izotonik ortam ve hipotonik ortam. Size şimdi bu ortamlardan bahsedeceğim. Benim bu ortamları anlatış tarzım daha çok görsel olarak anlatmayı seviyorum. Ben görsel olarak daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. O zaman şöyle diyelim. 3 ortam oluşur diyelim. 3 ortam oluşur. Şimdi deney kaplarımız olsun. Bu deney kaplarına hücrelerimizi yerleştirelim. Daha sonra bunların işte glikoz yoğunluklarına bakarak hipertonik mi, hipotonik mi, izotonik mi buna bakalım arkadaşlar. Şöyle 3 tane ortamımız var. 3 tane kabımız var. Arkadaşlar bu 3 kabın içine de aynı özellikte hücreler yerleştirelim. Mesela ne olsun bu? Şöyle %20 glikoz içeren hücrelerimizi koyalım. Şöyle %20 glikoz. Hepsinde aynı hücre olsun. Sadece çünkü ortamlar farklı olacak. %20 glikoz. Hepsinde %20 glikoz içeren hücrelerimiz var. Hatta şöyle açıklama olarak da yazayım şuraya hücre diye. Hücre. Bunu genelde hücre olarak değil de bağırsak zarı olarak da görebilirsiniz. Ben öyle anlattığım için hücre yazdım. Arkadaşlar, şimdi birinci ortamımıza biraz daha az glikoz içeren bir çözelti koyalım. Mesela ne olsun? %10 glikozluk bir çözeltimiz olsun arkadaşlar birinci ortamımızda. Şimdi ortamın yoğunluğu hücreye göre daha az değil mi? Hücrede %20 var, ortamda %10 var. Biz ortama baktığımız için ortamın yoğunluğu daha az olduğu için az yoğun anlamında hipotonik ortam diyoruz. Hipotonik ortam daha az olduğu için. Bu ortamımız bu şekilde. Gelelim diğerine. Bakın %20 glikoz. İçeriği de yine ortamında %20 glikoz olsun. İkisi birbirine eşit mi? Eşit. Bu zaman eş yoğun anlamında izotonik ortam diyoruz. İzotonik ortam. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsüne daha yüksek yoğunlukta bir çözelti koyacağız. Buna da %50 glikoz içeren bir çözelti koyalım arkadaşlar. Bu çözeltiyi koyduğumuz zaman biz bu ortama da hipertonik ortam diyoruz. Bakın yüksek yoğun anlamında hipertansiyondan gelsin aklınıza. Yüksek yoğun anlamında hipertonik ortam diyoruz. Şimdi bu ortamlarda su giriş çıkışı nasıl olur? Buna bakalım. Buna bağlı olarak hücre su kaybediyor mu? Su mu alıyor? Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi hücrelerin içinde ne kadar su var? Bakın %20 glikoz varsa geriye kalan %80'i sudur. Hücrenin içine %80 su diye yazmıyorum. Bir tanesine yazalım sadece. Şuna %80 su bulunur diyelim. Hepsinde %80 su. Ya da yazayım isterseniz. %80 su. %80 su. Arkadaşlar, ortamlara baktığımızda mesela birinci ortamda %10 glikoz varsa ne kadar su var? %90 su var. Şimdi burada %90, burada %80 varsa hücre içeriye doğru su alır mı kendine doğru? Değil mi? Çünkü su moleküllerini eşitleyeceğiz. Dolayısıyla ne olacak? Hücrenin içine su girecek. O zaman hipotonik ortamda ne olur? Hücre su alır. Hücre su alır diyoruz. Birinci ortamımız bu şekilde. İkinci ortama bakıyorum. İkinci ortamda eşittir su molekülleri. %80 su var ikisinde de. O zaman ne diyoruz? Madde geçişi eşit olur diyoruz. Madde geçişi eşit olur. Daha sonra geliyorum hipertonik ortama. Hipertonik ortamda ne kadar su var? %50 su var, değil mi? Şimdi içerideki su daha fazla. O zaman dışarıya doğru bir su çıkışı olur mu? Bakın şöyle dışarıya doğru su çıkışı olur. Bu zaman da hücre su kaybediyor arkadaşlar. Hücre su kaybeder. Hücre su kaybettiği için hücre büzülüyor. Biz bu büzülme olayına plazmoliz diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Hücre su kaybeder ve büzülür. Bu olaya plazmoliz denir.
plazmoliz denir arkadaşlar. Hücrenin su kaybederek büzülmesi. Bir de birinci ortama baktığımızda hücre su alıyor. Su alarak şişiyor arkadaşlar. Biz bu olaya da deplazmoliz, yani plazmolizin tam tersi diyoruz. Hücre su alır ve şişer. Bu olaya deplazmoliz denir. Deplazmoliz denir. Evet, ortamlarımız bu şekilde. Arkadaşlar şimdi size ozmotik basınç ve turgor basıncını anlatıp ortamlarda bu ozmotik basınç ve turgor basınç nasıl değişiyor bundan bahsedeceğim. Daha sonra videomuzu bitireceğiz. Şimdi bizim sürekli duyduğumuz şey ozmotik basınç nedir? Turgor basıncı nedir? Ozmotik basınç. Ozmotik basıncı OB olarak yazacağım kısaca. Bir de turgor basıncı. Bunu da TB olarak yazacağım arkadaşlar. Bir de emme kuvveti var. Emme kuvveti. Bunu da EK olarak yazalım. Şimdi ozmotik basınç nedir? Ozmotik basınç suya olan ihtiyaç. Suya olan ihtiyaç. Mesela çok konuştum. Ne oldu? Benim ağzımın içerisinde su molekülleri azaldı. Benim suya olan ihtiyacım arttı. Yani ozmotik basıncım artmış oldu. Turgor basıncı nedir? Suyun fazlalığıdır arkadaşlar. Suyun fazlalığı. Aldım bir şişe suyu kafama diktim. Ağzımda su birikti, değil mi? Sürekli yanaklarımın içerisinde böyle sular var. O zaman neyim oldu benim? Turgor basıncım artmış oldu. Yani ağzımın içerisinde su fazlalığı oldu. Turgor basıncı ile ozmotik basınç ters orantılıdır. Emme kuvveti nedir? Emme kuvveti de su alma isteğidir. Su alma isteği. Ne kadar çok suya ihtiyacı varsa emme kuvveti, yani su alma isteği de o kadar fazladır. O zaman emme kuvveti ozmotik basınçla doğru, turgor basıncıyla ters orantılıdır. Şimdi gelelim ortamlarımıza. Arkadaşlar hücreye göre değerlendirdiğimizde, bakın hücre için diyorum. Hücre için. Hepsini de hücre için yazacağız. Hücre su mu alıyor? Evet, değil mi? Birinci ortamda, hipotonik ortamda su alıyor. O zaman su aldığı için suda bir fazlalık oluşur mu? Oluşur. O zaman turgor basıncı ozmotik basınçtan büyüktür diyoruz. Turgor basıncı büyüktür, ozmotik basınç diyoruz. Gelelim ikinci ortama. İkinci ortamda giriş çıkış var ama eşit miktarda. Her şey eşit olduğu için turgor basıncıyla ozmotik basınç birbirine eşittir arkadaşlar. Yine bunu hepsini hücre için yazıyorum. Hücre için. Şuraya da hücre için diyelim. Gelelim üçüncü ortamımıza. Üçüncü ortamımız ne yaptı? Bakın. Üçüncü hücre su kaybetti. Su kaybettiği için suya olan ihtiyacı artar mı? Artar. O zaman burada ozmotik basınç büyüktür. Turgor basıncı olur arkadaşlar. Evet, ozmotik basınç ve turgor basınç. Ayrıca yine dediğim gibi izotonik, hipertonik ve hipotonik ortamlar bu şekilde. Ben daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben bu konuyu bu şekilde anlatmayı seviyorum. Daha akılda kalıcı oluyor. Çok fazla söz ele girmek istemiyorum arkadaşlar. Evet, videomuzu burada bitirelim. Bu videoda difüzyondan ve ozmozdan bahsettik. Ortamlarımızdan bahsettik. Videoların notlarını Instagram adresinden bulabilirsiniz. Videoların açıklama kısmında Instagram adresinin linkini paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.